İyi günler örgü severler. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Öncelikle sizden gelen güzel yorumlar, eleştiriler, videolarımı izleyerek örmüş olduğunuz modellerin fotoğrafları beni inanılmaz mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki ben kanalımda genellikle tasarım kimsede olmayan modeller, onların yapımı ve yeni örnekler, yeni desenler paylaşıyorum. Bunlar daha çok iyi derecede örgü bilenlere hitap ediyor. Ancak son zamanlarda aldığım mesajlarla örgüye yeni başlayanların da modellerimi yapmaya çalışıyor olmaları beni inanılmaz mutlu ve motive ediyor. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu arada da kendimi başarılı da buluyorum açıkçası. Yani yeni örgüye başlamış birisinin modellerimi örmeye çalışıyor olması videolarımın da anlaşılır olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle ben de yeni başlayanlara hitap etmek amacıyla yeni yeni videolar yüklemeyi tasarladım. Yeni başlayanlara da hitap etmek istiyorum. Zaten onlar özelden bana ulaşarak mesajlarla modellerin yapımı ile ilgili takıldıkları yerleri soruyorlar ve ben elimden geldiğince fotoğraf veya yorum yardımıyla kendilerine yardımcı oluyorum. Bu nedenle bugün bir ilmek atma videosu paylaşacağım. Yeni başlayanlara hitap ediyor. Daha önce ip boyunda ilmek atmayı paylaşmıştım. Çok da güzel eleştiriler aldım. Çok merak ediyorduk. Gerçekten çok sevindik diye yorumlar yapıldı. Şimdi de ip boyunda olmadan klasik ilmek atmayı göstereceğim. Bilenler zaten biliyorlar. Bu video tamamen örgüye yeni başlayanlar ve bilmeyenlere hitap ediyor. Hemen kullanacağımız ipi ve şişi alıyoruz. Burada en önemli detay şu, kaç tane ilmek atacaksak ona göre ip belirlememiz gerekiyor. Onun bir ölçüsü var, klasik bir ölçüsü var aslında. Bir ilmek için ortalama 2 santim ip kullanıyoruz. Öyle hesaplayacağız. Yani 10 ilmek atacaksak 20 santim ipe ihtiyacımız var. 20 ilmek atacaksak çarpı 2, 40 santim ipe ihtiyacımız var. Bu şekilde ipimizi ilmek sayısına göre ayarlıyoruz. Ve bunu orta nokta olarak kabul ediyoruz. Şişimizi bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi ipimizin 2 tane ucu var gördüğünüz gibi. 2 tane parmağımızı kullanacağız. İşaret ve baş parmağımız. İpin bir tanesini işaret parmağımıza doluyoruz. Bir tanesini de baş parmağımıza, yani şu şekilde bir V oluşturuyoruz. İpe hakim olmak için de diğer parmaklarımızı kullanıyoruz. Arasına sabitleyerek şu şekilde. Burada da yine şu parmaklarımla ipimi buradan kontrol ediyorum. Başta biraz zor gelecek size ama uyguladıkça hızlandığınızı ve daha pratik yaptığınızı göreceksiniz. Şeklimiz bu. Hemen şişimizi baş parmağımızdan geçiriyoruz. İşaret parmağımızdaki ipe dolayıp içinden çıkarıyoruz ve ipimizi çekerek ilmeğimizi oluşturuyoruz. Bu ip burada sabit.
Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerimiz çok düzgün bir şekilde dizilmeye başladı. Burada önemli olan kritik detay iplerin parmaklar arasında sabit durması. Aksi halde buradaki düzgünlük olmayacaktır. Buna süreç içinde alışacaksınız. Şu şekilde ipimizi parmağımızla sabitliyoruz ve böyle duruyor. Yani şu hareket. Bu parmak, baş parmak sabit olmuyor, hareketli oluyor. Çünkü ipi çekmek için de bunu kullanıyoruz. Hareket şu, içeriden doluyoruz. Baş parmakla yine çekiyoruz. Bu sabit. Evet, bugünlük de bu kadar. Bundan sonra yine yeni başlayanlar için videolar yapacağım. Ters örgü nasıl olur, düz örgü nasıl olur, arttırma nasıl olur, basit örgü modelleri yapacağım. Yeni başlayanlara tavsiyem şu olacak. İlk anda çok zor gelecektir. Eline hiç ip ve şiş almamış birisi için elbette ki. Ancak sadece şunu söyleyebilirim. Ördükçe, yaptıkça daha da pratikleşeceksiniz ve akıcı hale gelecek yaptığınız işlemler ve daha da düzgünleşecek. En önemli detay da şu, size söyleyebileceğim en önemli tavsiye. Unutmayın ki ben de bir zamanlar hiç örgü bilmiyordum. Yeni örgülerde görüşmek dileğimle, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eğer videolarımı ve yaptığım işleri beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.